Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle yine bir alışveriş videosu paylaşacağım. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, özellikle Instagram hesabımdan bana abla işte biz anneler günü indiriminden bunları aldık, sen neler aldın şeklinde sorular geliyordu. Ben aslında çok büyük bir alışveriş yapmadım. Ufak tefek ihtiyaçlarım vardı, onları aldım. Çünkü geçen ay zaten yüklü bir alışveriş yaptığım için bu ay çok fazla alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Belki de Mayıs ayının tek alışverişi bu. Şu an videoda yer vereceğim kargolar olabilir. Çünkü benden çok fazla ürün inceleme videosu istiyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda birçok ürünün incelemesini yapacağımız videolar gelecek. O videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Trendyol kargomla başlıyorum. Benden cruelty free ürünlerle makyaj istediniz. Bayağı sayılamayacak kadar yorum geldi. O yüzden ben de Essence markasının birkaç tane ürününü aldım. Biolis markası daha piyasada yokken Essence bizim canımız ciğerimizdi. Hem fiyatları uygundu hem ürünleri güzeldi. Ben de o yüzden benden istenen cruelty free ürünlerle makyaj için Essence markasını tercih ettim. Bu aldığım ürünlerle ve elimde olan ürünlerle yaptığım makyajda önümüzdeki haftalarda yayına çıkacak, bilginiz olsun. Ben Essence'den 3 tane ürün aldım. Bende bir fondöteni yokmuş. Yağlı ciltliyken ben köpük fondötenini çok kullanıyordum bu arada. Çok çabuk da bitiriyordum. Çünkü performansından bayağı memnun kalıyordum. Ama şu sıralar hiç yağlı ciltli olmadığım için bir BB kremini almak istedim. Bu suya dayanıklı olduğunu iddia eden bir BB krem. Aynı zamanda spor falan yaparken yoğun tere de dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Ben renk olarak 20 medium'u aldım. Çünkü sadece büyük ihtimalle bunu ben yazın kullanırım. O yüzden koyu rengini tercih ettim. Şöyle bir makyaj koleksiyonuma baktığım zaman Essence'in bende bir aydınlatıcısının olmadığını fark ettim. O yüzden böyle drop şeklinde olan bir aydınlatıcısını aldım. Pembe alt tonlu, inci ışıltıları olan bir highlighter gibi duruyor. Bende bu şekilde drop bir highlighter yoktu. Hazır uygun fiyata görmüşken de Essence markasınınkini almak istedim. Mutlaka memnun kalırım arkadaşlar. Çünkü Essence'in belli başlı ürünleri gerçekten çok güzel olur. Kapatıcısı çok güzeldir. Hatta şu an elimde bir tane var. Tozları çok iyidir. Aldıkları bronzerları, pudraları falan gerçekten çok iyidir. Mutlaka bakabilirsiniz. Maskaraları zaten efsanedir. Bir tane de ikili şöyle kontür, göz kontürü diye eyeshadow setinden aldım. Yani Essence'in farları çok iyi değildir. Paletlerini falan alınca çok fazla pigment alamazsınız. Çok zorlanırsınız. O yüzden ben de bir far paleti falan almak istemedim. O yüzden bunu denemek istedim. Tek marka makyaj videomda bunu deneyeceğiz. Gelelim ikinci Trendyol kargoma. Bu da tamamen anneler günü indiriminde miydi? Yani Trendyol geçen haftalarda bir 3 günlük indirim yaptı ya. Tam o dönemde aldım ben bu ürünleri ve çok uygun fiyatla aldım arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. İnanamayacaksınız. İlk olarak şöyle 2 tane Air Volume maskara aldım L'Oreal markasının. Bu maskara çok övülüyordu. Ben hiç kullanmadım bu arada bu maskarayı. Ama çok övüldüğü için niyeyse almak istedim. Bu şekilde ikili olarak satın aldığınızda yanında bu L'Oreal'in Sherry on the Cake bronzer allık ürünü bedavaya geliyordu. Gerçekten yani böyle bir kampanya olunca almadan duramadım. Sadece renk olarak korkum vardı. Çünkü bu ikili allık bronzer setinin çok daha açık bir rengi daha var. O gelir diye korktum. Çünkü o büyük ihtimalle bende çok kendini göstermezdi. Ama 2 numaralı olan yani koyu renk olan geldi. O yüzden çok mutlu oldum. Bu 3 ürünü ben ne kadar almışım? Bir bakayım hemen. Evet, 140 liraya almışım. Bunun tanesi zaten 70 lira arkadaşlar. Yani şu ikisini alıp bunu yanında bedava göndermiş oldular ki bu tek başına 70 liralık bir ürün. Yani 70 liralık bir ürünü bedavaya getirmiş oldum. Aynı kargoyla gelen diğer aldığım üründe bu Maybelline'in Superstay Active Wear isimli 30 saate kadar kalıcılık vadeden fondöteni oldu. Bu da çok uygun fiyata geldi. Şimdi ne kadar aldığımdan bahsedeceğim. Bendeki rengi 07 Classic Nude. Aslında bu renk çok koyu duruyordu ama benim beklediğimden de açık geldi. Direkt benim tenim bile olabilir. O yönden çok memnun kaldım. Bunu da bir videoda deneyeceğiz. Hatta videodan beraber maske testi yapacağız. Çünkü bu ürünün maskeye çok fazla transfer olmadığı iddia ediliyor. Bu ürünü aldığınız zaman da yanında Maybelline Super
Super Stay Primer'ı hediye ediliyordu. Ben de bunu da görmüşken almak istedim. Hiç kullanmadığım bir ürün. Daha önce hani çok fazla PR'ının falan yapıldığını da görmedim. Bunu da beraber ikili bir şekilde deneyip performanslarına bakacağız. Yani 200 liraya bir fondöten, bir allık, bir bronzer, bir maskara ve bir makyaj bazı almış oldum. Yani Trendyol gerçekten güzel bir kampanya yapmıştı. O kampanyadan da kaçırmadan almış olduk. Evet, gelelim son kutuya. Gratis kutusuna. Gratis anneler gününe özel %40 artı %10'luk bir indirim yapmıştı. Ben de o indirimden faydalanıp bunları aldım. Ama içerisinde çok fazla ürün yok, bilginiz olsun. Yani bana demeyin 3-5 tane ürün almışsın onları anlatıyorsun diye. İlk olarak şöyle bir fırça aldım. Nashita Pro Plus Effect Handmade isimli açılı fondöten fırçası olarak geçiyor. Şöyle bakın. Fondöten fırçasından ziyade sanki kapatıcımı dağıtmak için daha iyi performans sergilermiş gibi geldi bana. Çünkü şu anda fondöten fırçası olarak Eclipse'in Pro Shine fırçasından çok memnunum. Bunu kapatıcı fırçası olarak kullanır. Size düşüncelerimi paylaşırım. Çünkü merak edilen de bir fırça olduğunu biliyorum. En kısa sürede beraber bu fırçayla bir makyaj yaparız. Bir tane şöyle göz kalemi aldım. City Color markasının yeşil bir göz kalemi. Ben yeşil göz kalemi kullanmıyorum. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunu annem için aldım. Çok güzel bir rengi var. Petrol yeşili. Böyle pigmentine falan da baktım. Fena değil gibi duruyor ama sanki biraz zorlarsam bu rengi alırmışım gibi geldi. Şöyle de bir rengi var. Gayet güzel. Annem memnun kalır diye düşünüyorum. Biolis'in yeşil göz kalemi var mı? Biliyor musunuz? Bilenler varsa bana aşağıda yazabilir mi? Eğer varsa Biolis'inkini de alacağım çünkü ben göremedim. O yüzden Stikaler'inkini aldım. Son olarak da 3 tane Wet n Wild ürününden bahsedeceğim. Bir tane maskarasından aldım Wet n Wild'ın. Çünkü Wet n Wild maskaralarıyla alakalı bana birkaç tane soru geldi. İşte Wet n Wild maskaralarını kullandın mı, memnun kaldığın oldu mu diye. Ben aldığım hiçbir Wet n Wild maskarasından memnun kalmadım. 2 tane kullandım. Ben isimlerini şu anda hatırlamıyorum. Bir tanesi pembe bir kaptaydı. Bir tanesi siyah bir kaptaydı ama net şu an isimlerini hatırlamıyorum. Fakat Wet n Wild uygun fiyatlı bir marka olduğu için ve genel olarak ürünleri beğenildiği için acaba maskaralarında da iyiler var mı diye düşündüğümden bu iki tane maskarasını aldım. Bir tanesi Mega Length maskara olan. Sanıyorum bunun fırça tipi Maybelline'in Last Sensation'ına çok benziyor. Emin olmamakla beraber öyle bir şey gördüm. Bir tane de bu Mega Slim isimli maskarası. Deneyeceğiz bunların ikisini de. Denedikten sonra sizinle düşüncelerimi paylaşacağım. Hani böylece belki Biolis markası dışında da uygun fiyatlı bir maskara keşfetmiş oluruz. En kısa sürede bunlarla video gelecek. Eğer merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, aldığım son ürün de Wet n Wild'ın Limited Edition ürünlerinden bir tanesi olan bu siyah renkli allığı. Eskiler bilecektir. Bu ürün Wet n Wild'ın Rebel Rose isimli bir özel serisiyle piyasaya sürülmüştü ve bir anda da bitmişti. Yani herkes alamamıştı bu ürünü. Çok rağbet gördü çünkü. Tesadüfen internet sitesinde gezerken gördüm. Sanırım bir stok yenilemesi yapmışlar. Hatta gelen ürünün arkasında bakın şöyle bir etiketi var. Henüz çıkartmadım. Görünce çok hoşuma gitti. Çünkü ben o dönemde almaya fırsat bulamamıştım. Çalışıyordum. Bu tarz özel serileri de bir süre sonra bulmak zor olduğu için denk gelmemişti bana. Fiyat 15 liraydı yani. 15 liraya aldım. Hani o zaman çıktığında bile fiyatı büyük ihtimalle 15 lira değildi. Rengi siyah ama yüzünüze sürdüğünüz zaman çok doğal, çok güzel bir pembelik veriyor. Bu ürünü de en kısa sürede beraber deneyimleyeceğiz. Videonun başında söylediğim gibi bu benim son alışveriş videomdu. Bundan sonraki günlerde tamamen birlikte ürün deneyimlediğimiz videolar paylaşacağım. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.